Evet Galatasaray Ankara gücü maçında 3 gol var ilk yarıda ve Galatasaray 2-1 önde gidiyor soyunma odasına. Taylan'la öne geçti başkent ekibi. E, sonrasında Barış Alper ve e, Gomiz'le üstünlüğü yakaladı Galatasaray. Şimdi oyun inisiyatifi Galatasaray'da ama çok net. Hani işte böyle oyuna hükmediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyeceğimiz bir görüntü yok. Ankara gücü zaman zaman top yapıyor ama onların da hani böyle net pozisyonları gol dışında çok fazla yok. Biraz fazla top kaybı yapılıyor sanki. Böyle tam ne olduğunu anlayamadığımız bir maç kıvamında geçiyor hocam. Katılır mısın? Ne diyorsun? Şimdi Ankara gücü takım olarak daha hazır değil. Toplama bir takım. Kiralık şu bu. Yani birbirlerini anlaşmaları çok iyi değil şu ana kadar bakıyorum. Galatasaray'da daha iyi bu anlaşma. Tabi e, şey. tabii. tabii. Yani, Birbirlerini daha fazla tamamlıyorlar. E, gün geçtikçe de daha bir e, Birbirlerine alışıyor Galatasaray takımı, onu söyleyeyim. Mesela zaman zaman bayağı iyi işler yaptılar, zaman zaman bayağı iyi işler yaptılar, iyi paslar yaptılar. İyi pozisyonlara giriyorlar, birbirlerini iyi tanımaya başlamışlar. Mesela Gomis'in attığı gol Hazırlanışı, yapılışı ya. yani Böyle alıyorsun Gomis'e yani o yaşta o fizikte ve koşuyor. Top yokken falan dikkat ediyorum. Mesela şey Ankara Gücü hücuma çıktığında rakibini falan kovalıyor arka tarafta. Sana söyleyeyim yani rahat ettirmiyor çıkarken Ankara Gücü takımını falan. O yaşta o fizikte iyi mücadele ediyor ve öyle bir gol attık yani kalçasını dayadı rakibe. Dayadı, dayadı. Gitti, dayadı. gitti, onu gitti. Itti, gitti. Itti, Basketbolda itti. yaparlar hani <laughs> o şeyi. evet. Pivotla, pivotlar yapar ya, bak, baksı koyar böyle. Gider gider, potaya atar, aynı öyle. Abi, defans adamı bacağını soksan nereye sokacaksın? Adamda kalça falan da geniş. Buradan sokuyorsun, olmuyor. Buradan sokuyorsun, Denedi olmuyor. zaten, olmadı. İtti, itti, itti. Gerisin geriye, sonra sol ayakla bir koydu. Çok güzel yere vurdu, attı. İyi şeyler oluyor maçta. Yani maç, Barış Alper de güzel gol attı. Maç e, sıkıcı bir maç değil. Değil, bir defa o iyi. Yani seyrediyoruz, keyif alınıyor. Seyirci de var. Evet. İkinci yarı da daha iyi olur gibi geliyor? Ankara Gücü'nün rakibi değil tabii Galatasaray. Ankara Gücü bir de çok bariz savunma hataları yapıyor. yapıyor. Yani, yani Ankara Gücü bu maç tamam oynasınlar, mı oynasınlar da sakat vermesinler. Çünkü rakibi değil. Ankara Gücü deplasmanda çok iyi bir galibiyet aldı. Tabii, Geldi ekstra. Ankara'da onu kullanamadı. Doğru. Rakibine kullanamadı. Bakalım. Ama ikinci yarıda yani ben mutlak gol olur diyorum. 2-1 zaten sıkıntını iyi bir, bir top çıkarttı. Bir, force, ha, evet, bir top çıkarttı. Evet. Bayağı iyi bir top çıkarttı. Az daha 2-2 ee, oluyordu. 40, 41 gibi. Evet. O önemli bir pozisyonda. İki hareketle çıkarttı topu. Hocam bir Mertens'in pozisyonu var. Ee, tam yani biraz böyle e, rahatsız mide bulandırıcı bir pozisyondayım yerinde. Ama görüntü gelmedi tekrar. Gelmedi geldi ama. mi bilmiyorum. Ben kaçırdım mı? Ben kararımı verdim gibi ama bakacağız maçtan sonra gene bir görelim. görüntü o iki enstantane haricinde görüntü gelmedi, değil mi sen? Yok gelmedi. Ben bir böyle bir içeri gidip geldi. Getirmediler. İkincide... Hocam onun yakın planı niye gelmiyor? Bilmiyorum. Yani enteresan pozisyon onu söyleyeyim. Evet bak. evet evet. Yani, yani aşağı da... pozisyon Bakacağım buna yani. Benim gördüğüm gördüğüm de baştan <laughs> sonra görelim bakalım. Evet. Görüntüler gelsin bakacağız o pozisyona. Şimdi zorbay küçük kendisinden çok şey beklenen bir ara FIFA olan sonra işte FIFA'lı alınan bir hakem. Ama bugün bakıyorum vücut dili özgüvenli gözüküyor. Bu çocuk çıktığında bunu dört kademe atlattılar 200 senede. Yusuf Damoğlu komitesi sakattı bunu. Baya bizim doktor var federasyon doktoru ona gönderdiler şeyde acıbademde Badem'de Fulya'da. Bayağı bir tedavi falan edildi bu dizinden. Ve Ulan Berk'in dediği, benim duyduğum Yusuf'a böyle hakemler yollayın. Yani çok hem kaliteli çocuk hem iyi hakem filan dediğini biliyorum. Ama o e, tamam hakikaten de iyi kumaş. Ama kardeşim sen yani koşuna dikkat et, insanına dikkat et, ilerlet. Yani bir sene altı ayda yapacağın iş sana belki de 40 seneni, 45 beş seneni tamam. götürecek ileride. Yani tamam. bunu düşünemiyorlar ya. Bunlar genç ama senin önün açık çünkü fiziğinde iyi. Hani futbolcuyla münasebetin iyi tabii şey doldu. Hoş bizde ama infazlar var. Birilerinin peşinden gitmezsen işte atışı kale sahasından yaptırmadı da bilmem nereden yaptırdı diye altını uyarlar. Hakem alim birbirini çok yiyor biliyor musun? Evet. Bunu da yemek için çok uğraştılar bu çocuğu. Hocam ne alemmiş bu ya? Hocam deştikçe değil mi neler çıkıyor? Deştikçe neler çıkıyor maalesef. Maalesef ama dinletemedik onarmaya kalkıyorlar. Olmaz yani. Uğraşacaklar. Ama çok önemli bir yer orası abi. Yani sen ne kadar iyi Onarmak çalış. yıkıp yapmaktan daha zor. Tabii daha zor. Çünkü yıkmaya kalkarsın orası çatlar burası bilmem ne abi yık yap ya. 3 sene kaybet. Sana izin verirler Türkiye'de. 3 sene kaybet. 4 sene kaybet. Var aşağıda çocuklar var onu söyleyeyim. Hocam olmaz mı? Aşağıda çocuklar yani, var. Yani ama işte yetişmiyor. Yetişmiyor, yetişmiyor yanlış, değil. yanlış, yanlış, yanlış bir faaliyet. Yetişmesine, gelmesine izin veriyor. Engelleniyor. Bir. Hep torpil, hep akraba, hep torpil gidiyorlar. Çünkü gözlemciler gözlemci değil. Hocam şimdi hafta İnşallah sonu yapalım. pazar günü derbi var. Eee yani bakacağız biz Halil Umut Meler muhtemelen hakem olur diye konuştuk ama bilemiyorum bu ortamda kim olur. İnadına başkasını verirler bu işlerde pek inat yapmayacaksın. Burada ya. kendini yakarsın. İnat yaparsan yıkılırsın. Yakarsın kendini o yüzden bilmiyorum. Şimdi senin uluslarda yurt dışında idare eden bir tane hakemin var mı? Elif bir tane var, ya. var Sen şimdi bu Eli hakemi, hakemi yani. iş yapmak için sen bu hakemi bu maça vermeyeceksin de başka bir hakemi verip de o hakem de dağlara taşlara yaparsa... Kusura bakmayın abi. Hesap sorarlar, en azından dersin ki benim el, elit hakem listesinde ya. o ya Ben kardeşim. ne yapayım? Hata yapıyorsan o. Size en iyi hakemi verdim derse yırtarsın. Bu maç öyle maç. Öyle, öyle bu mi? maç. Öyle zeka meka. Bu maçı zeka götürmez. Evet. Hikaye anlatmasınlar. Evet. Çünkü iki takım da kazanacak. Belli yani büyük ihtimalle. Öyle gibi Bir, gözüküyor. Görüntüde. Fenerbahçe dün kazandı. Bugün de Galatasaray evet. kazanırsa pazar gününe. Değil mi? Evet. Onun için evet. eliti bırakın. Doğru dürüst işler yapın. <laughs> di ama listeyi vermeye gitmiş şey bugün e, Sabri Çelik hmm. şeyin listesini yani şey klasman listesini genel sekreter yardımcılarından biri demiş ki bu duyum tabi doğru derler hayır derler ne demiş ne hayırdır demiş listeyi vereceğim siz bana verin ben veririm demiş ya herkesin komitesi başkanı gir nasıl yaptığını nasıl listeyi yaptığını filan belirlediğini konuş konuş yani bilmiyorum tabi bu Söyleniyor. Ben de hayretler içinde kaldım. Doğru mudur? Değil midir? Göreceğiz. İlginçmiş. Değil mi? Evet. Yani. Ah hocam ya. Çok enteresan bir e, futbol coğrafyası. Yok canım şaşırır mıyım? Şaşırırım üzülüyorum. Ne şaşıracağım hocam? Ben Şaşıracak halimiz ben kalmadı ben ki. Üzülmüyorum da çünkü bekledim şeyler ya. Bunların basında uzantıları var... ...şeyleri var, var oğlu var hocam ya... Neler Maalesef. var ya... Maalesef. E, i̇kinci yarıda gol bekliyorum dedin... Kesin... E, derbiye endeksi bazı değişiklikler olabilir... ...ceza sınırında oyuncular var Galatasaray'da... E, tabii ona dikkat eder... Galatasaray'ın tabii yedek kulübesi de iyi... ...var şöyle bir... Hocam şimdi zaten Kerem kenarda... E, Seferovic'i bilmiyorum kullanır mı... ...Yunus e, kenarda bugün... E, biliyorsun maç eksiği var. Bugün biraz deneyecektir onu. E, Yusuf Demir e, biraz yabancı rotasyona takılıyor. E, Mata bazen zaman zaman e, süre alıyor. Tabi zaten cezalılar var. Torreira yok. Boe yok. Icardi yok. E, bir kısmı cezalı bir kısmı işte Torreira özel sebepten dolayı ananesini kaybetmişti yok. E, ama e, şu ana kadar hani böyle geriye düşse de ya ben bu maçı kazanamam gibi bir imaj vermedi mesela Galatasaray. Yok. Her ne kadar Ankara gücü pozisyon falan bulsa da. Buldu Ankara gücü ama Ankara gücünün arka tarafı çok açık veriyor. Çok hocam çok. Her yani, geldikleri pozisyonda evet. e, tehlike yaratıyor. Her an yani. bir şey olabilecek Öyle böyle pozisyonla geldi. Yani yani. Ne olursa olsun Galatasaray hani hep her pozisyonda gol atabilir durumu bir var. De Galatasaray sonra üçte bir de hücumun sonundaki sahanın sonundaki üçte bir de çabuk oynuyor. Evet. Çat çat oynuyorlar. Ee, öyle çabuk oynayamıyordu sezonun başında. Evet. Şimdi orada daha birbirlerine e, sen, alıştılar. Daha o uyum süreci geçti. Biraz hızlı, daha hızlı top yapabiliyorlar. Birisi oraya giderken birisi bu tarafa geliyor filan dönüp veriyorlar. Defansı düşürüyorlar oyundan. Onu yapmaya başladılar. Hızlı, hızlı top yapabiliyor <laughs> artık. E, Galatasaray takımı yavaş yavaş bir yandan da bakıyorum hiç e, ısınan oyuncu var mı diye. E, öte yanda da hocam Konya'da 1-1 Konya Sivas maç. Sivas evet. için de kritik maç. Yani Sivas için bundan sonra kolay maç yok. İlk yarı bitiyor hocam. Hocam her takım için yok baksana şeye. Öyle. puan cetveline. Puan cetveli evet. Puan cetveli zor. Biz yani hafta sonunda 17. haftayı oynayacağız. Değil mi? 17 mi oluyor bir dakika? Eee 18. 18 oynayacağız. Yok 17'yi oynuyoruz. Oynuyor, o hepsi 18. birbirine girdi vallahi. 18 e oynayacağız. Devre olacak. Şeyde e, hafta sonunda da devre olacak 19'da beraber. Evet. Yani gelecek hafta sonu ilk kereyi bitirmiş olacağız. Artık bir şey tablo çıkacak ortaya yani. İnşallah alt taraf da yukarı çıkar da tablo karışık olur. Hocam valla şu alttaki 2-3 takım bu 11 puan 14 puan bölümleri biraz sıkıntılı, sancılı. Vallahi hocam. Iki şey iki Yani bunların bir iki galibiyeti ihtiyacı var ekstra. Ha. Ekstra galibiyet ama böyle. Güzel olur. Ekstra. Olur mu? <laughs> Futbolda olur. Hocam olur, olsun olur. şey olsun. Ee, öyle daha keyifli oluyor çünkü. Bakacağız hepsine. Hem bu maça bakacağız hem biraz diğer maçı konuşuruz. Son gelişmeleri konuşuruz. Derbiyene yansır onu konuşuruz. Hepsi efendim Skorboardun ardından 90 artı 1'de galatasaray Ankara gücü maçını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. O e, Mertens pozisyonuna da özellikle bakacağız efendim bizden ayrılmayın.